selam. Selam. Beni bilmeyenler için, tanımayanlar için ben Melisa Kıran. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Şuraya bakman gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum ve Dans Fabrika'da dans eğitmenliği yapıyorum. Hip hop dans. Kendini tanıt. Ben de neyse. Şuraya şeyini koyalım. Ha tamam, ben de neyse. 16 yaşındayım ben de, 17'me geldim. Ben de Dans Fabrika'da dans ediyorum. TikTok'da 3 tane öldürecek. Story'mden küçük bir anket yaptım. O ankette de sorular sorabilirsiniz dedim. Bu video böyle kısa bir sohbet videosu gibi düşünebilirsiniz. Yani, çok iyi oldu. Hadi sen soru. 2. Üniversite sınavına hazırlanırken dansa ara verdiniz mi? Ya da dansla beraber nasıl sınava hazırlandınız? Kim olduğunu söyleyeyim mi? Şimdi arkadaşlar, üniversitede okumakla üniversiteye hazırlanmak farklı şeyler ve bu çok önemli. En önemli farkını söyleyeyim. Üniversiteye hazırlanırken yanındaki arkadaşınla yarışıyorsundur. Çünkü bir sıralamaya göre üniversitelere gireriz ya. Ama üniversitede okurken özgürsün. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Dans hayatımda vardı iki süreçte de. Üniversiteye hazırlanırken ben yoğun dans etmedim hiçbir zaman. Dans edilmesini öneriyorum ama yoğun olarak dans etmeyi şahsen önermiyorum. Çünkü o hayatınıza geri dönüşü olmayan bir sene. Üzgünüm, eğitim sistemini sevmesem de, beğenmesem de. Reality yani. Real. Üniversiteye hazırlanırken dansı kontrol yapmak benim önerimdir. Eğitim ulaşamayacağı hiçbir şey yoktur. İyi dans etmek istiyorsanız da eğitiminizi en başarılı şekilde tamamlamanız gerekiyor bence. Ki ileride karar verirken, hayatınızı programlarken, hitap ederken hep bilinçli olarak hareket edebilirim. Kendi hayatımdan bahsedecek olursak, ben 10. sınıfın sonunda, 11. sınıfın başında Dans Fabrika'ya başladım. Haftada bir gün geliyordum. Salı günü geliyorduk ama. Perşembe'de masterclass vardı. Sınavlarımın olduğu hafta gelmiyordum. Workshop olduğu zaman kaçırmıyordum. Hatta ben üniversiteye hazırlanırken Dana Alexa. Nasıl okuyayım? Aynen. Eski sevgilisi. Son yetişeyim de Alexa olan. Onlar gelmişti ve onların workshop'ına gittiğimi hatırlıyorum. Ben de. Aaaa. Kötü. Ama işte canım. Kötü ilk ders. KK gelmişti mesela. Sene 1970. Onları falan hiç kaçırmazdım. Çünkü workshop'lar çok değerli. Neyse. Çökücü. 12. sınıfa geldiğim zaman 2 haftada bir gelmeye başladım. Ve son bir ay hiçbir derse gelmedim. Çok şükür kazandım sınavı. Ondan sonra there you go. Ondan sonra her şey çok daha kolay mı oldu, zor mu oldu bilmiyorum. Zamanım yetişmiyor diye bir şey yok arkadaşlar. 24 saatimiz var. Periscope'un da 24 saati var. Nisun'un da 24 saati var. 24 saat dünyadaki herkese her şeyi yapması için yetmiş. O yüzden lütfen 4 tane sınava hazırlanamıyorum demeyin. Her şey oluyor, zor oluyor. Bir şeyler daha kısıp bir şeyleri yetiştirebilirsiniz. Gittim. Puan. Çok iyi. Ben de seneye üniversite sınavına hazırlanacağım. Ama dansı yani bırakmak söz konusu değil yani asla bence ama planlı olduğun zaman her şey oluyor zaten. Yani seneye dansımı nasıl ilerletmem gerektiği planını yaptığım için çok rahatım ve dans edeceğim yani böyle. Soru 2. Bence bu çok güzel bir şey. Freestyle konusunda gelişmek için tavsiye verir misin? Freestyle konusu hala hepimizin üstünde çalıştığı bir şey. Asla sonu bucağı yok. Bu konuda biz de çalışıyoruz. Ama kendimiz çalışırken uyguladığımız şeyler hakkında fikir verebiliriz. Paradox diye bir dansçı var. Freestyle konusunda çok iyi videoları var. Ve hani böyle bu işte gerçekten somut olarak da başarı elde etmiş dansçılar varken konuşmak çok haddime değil. O yüzden onu sana size yani soruyu soran nicelerine önerebilirim. Paradox'u mutlaka izlemenizi öneriyorum. Freestyle konusunda çok fazla şey biliyor ve çok iyi. Ve Lotinimisi yendiğini biliyorum. Evet. Just a Bout diye bir hip hop battle'ı var. Oradaki dansçılardan bu falan var. Oradaki dansçıları takip etmeniz müzik ve nasıl kullandıkları hakkında çok
iyi size bir fikir verir yani izlemek. Freestyle geliştirme en önemli yollarından biri de foundation ve basic'lere mümkün olduğunca iyi hakim olmaktır. Çok fazla dans stilimiz var. Hip hop var, popping var, house var, locking var, break dance var. Stil değil ama urban dance de var koreografi tarzı olarak. Steezy diye bir dünyaca ünlü site var. Onu satın alabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızla ortak alabiliyorsunuz. Oradan eğer dans eğitimi alma fırsatınız yoksa evden de çalışarak yapabilirsiniz böyle şeyleri. Her zaman sıfırdan başlamak iyidir. Bir inşaatın temelleri ne kadar sağlam olursa o inşaat da o kadar sağlam olur. Onun dışında vücudunu keşfetmeye çalış. Değişik müzik tarzları dinlemeye çalış. Vücudunu mümkün olabildiğince açık olmak. Gelişmenin sadece freestyle'de değil, dansta, hatta dansta da değil, hayatta. Gelişmenin önemli kuralı yeniliklere açık olmak, keşfetmek, cesaret etmek ve her zaman en aşağıdaki temelleri sağlam bir şekilde inşa etmek. Ve hiçbir şey bir günde iki günde olmaz. Dans da çok emek istiyor, yılları vermek gerekiyor. İzlediğimiz o viral dansçıların hiçbiri 7,5 günde viral olmuyor. Hepsi 2-3 yaşından beri milyarlarca saat eğitim almış, milyarlarca tarz bilen dansçılar. Biz de onlardan izleyerek, kimi zaman onların yaptığını yapmaya çalışarak, kimi zaman kendimiz yaratmaya çalışarak gelişmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarını da paylaşıyoruz. Bence cevaplı bundan 5 tane falan var. Nereden giyiniyorsun? Eşofman altların nerelerden falan filan. Erkek yazıyor. Eşofman altlarındaki eşofman. Bu arada bunu çok bütün, ben buraya videoda koyarım zaten. Bütün videolarda giydiğim ve asla yıkıyorum bu arada. Yani pis bir insan değilim. Bu eşofmanı pazardan. Şimdi Champion markası benim tarz olarak en sade ve en böyle dancer vibe'ını yaşattığını düşündüğüm marka. Onun yurt dışında filan Urban Outfitters var. Eğer kısmet olur da bir yurt dışına gidersem mutlaka oraya uğrayıp Dans Fabrika biliyorsunuz Nike'la çalışıyor. Nike bazen bize yolluyor eşofmanlar. Onları giyiyorum. Babamın eşofmanlarını giyiyorum. Yalan yok. İyi yani. Çünkü bol yani ve ben erkek yolluyum. Plan 1 erkek yolluyum. Plan 1 reyitinden erkek yolluyum. Aynen. Öyle. Erkek yolluyum daha iyi. Yine erkek yolluyum. Bence bunu cevapla. Yapmayacağın bir mesleği neden okuyorsun demiş. Asla öyle bir şey yok. Şuna çok inanıyorum. Hayatta her şey başımıza gelebilir. Ve birçok şey elimizde olmadan gelişebilir. Ve ben hiçbir şeyi riske atarak ilerlemekten hoşlanmam. Okuduğum bölümü gayet seviyorum. Yapmayacağım bir meslek gibi değil de hayatımda kimya okuyorum bu arada. Cebimde bir şey olması beni rahat hissettiriyor. Onun dışında dansı çok seviyorum ve şey olarak bakmıyorum ben buna. Okuyorum ama hayatımda bu okul bitsin bir daha yüzüne bakmayacağım değil. Gayet yüksek lisansımı da yapmayı düşünüyorum. Oradan bittikten sonra amacım şu aslında. Dansçı olarak devam edip bir projede de çalışmak amacım. O yüzden öyle bir şey yok. Bence kişisel bir soru ama yine soracağım. Dans etmeyi seviyorum ama aşırı şekilde de çekiniyorum. Ne yapabilirim? Bunu sence bu. Çok iyi. Bence ben şöyle yendim birazcık. Çekinmemen için kendini beğeniyor olman lazım bana göre. Yani kendini fark etmiş ve böyle bak bu güzel bir hareket falan demen lazım bana. Çünkü ben öyle şey oldum. Çekingenliğimi attım. Yani ne zaman dansta evet ya ben bunu yapabildim falan deyince bu sefer böyle atıldım ve başka insanlara da göstermek istedim yani. Dansla uğraştığımı ve... Aynen. Yani bilmiyorum, herkesin bir şey evresi var bence bunda. Yani herkes bir anda atılıyor. Yani ben hatırlıyorum. Ben 7 senedir dans ediyorum bu arada ve ilk 3,5 senemde ve gösterilere de çıkıyordum. Yani ama ilk 3,5 senemde yani şeydim. Aynanın karşısında bile dans edemiyordum. Herkes beni izliyormuş gibi falan geliyordu. Sonra bir süre sonra kendime güvendim. Ve böyle şey oldum. Bakın dans ediyorum diye ortaya atlıyorsun falan. 10 bands, 20 bands. She'll do anything for a couple grand. Never had no money but she love to dance. I give her my money, bet I'm a fan. My ex bitch still want another chance. Man, so I never fall in love again. Someone said love is a drug.
circle'lar oluyor. Gidiyorsun, dans ediyorsun. Birileriyle paylaşmak, birilerinden bir şeyler almak istiyorsun. O zaman da o evrimi geçirmiş oluyorsun bence. Herkes de var bu. Ben de ilk dans fabrikaya geldiğimde çok utangaçtım ve her şeyden çekiniyordum ya. Bağırmaya bile çekiniyordum ben. Olduğun ortamla da alakalı yani. Rahat hissetmiyorsan tabii ki de çekineceksin. Ben de şu anda farklı bir stüdyoya girince şey oluyorum ben. Ortaya çıkayım mı? Çıkayım. Oluyorum sonra. Bu sefer de böyle oh yani. O zaman başka bir şey. Amazing. Bence şuna geçelim. Koreografilerini nasıl bu kadar iyi hazırlıyorsun? Estağfurullah. Ve koreografileri öğrenirken neye dikkat edilmeli? Nasıl? Müzik seçimi benim için en önemlisi. Müziği yükseldiğim an her şey çok hızlı gelişebilir. Müzik seçerken de o şarkılarda denk, yani Spotify'da gezinirken denk geliyor. Nasıl bulduğumu bilmiyorum yani. Dinliyorum, ooo çok iyi oluyorum yani öyle. Koreografi yaparken şarkının sözleri benim en dikkat ettiğim şey. Şarkının sözlerini çok fazla okuyorum. Ve çok fazla dinliyorum nereyi nasıl söylemiş diye. Ya bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Bunu yaparken ama hip hop'un tabii ki de vermemiz gereken basic'leri, foundation'ları, işte groove'u, flow'ları olduğu için aynı zamanda bunları da aralara sıkıştırmaya çalışarak keşfediyorum diyelim. Koreografi alırken koreografiyi kocaman almalısın. Kaslarını kullanarak almalısın. Hocam sana sayarak öğrettiği için o count'ları çok iyi dinlemelisin ve koreografi yaparken transition'larına çok dikkat etmelisin. bu biraz pratikle de ilgili. Ne kadar çok koreografi alırsan koreografi alman o kadar çok gelişir yani. Böyle. Yani zaten kendi %100 verirsen kesinlikle zaten alabiliyorsun yani. İnsan olur. Alamayacağı, öğrenemeyeceği bir şey yok bence. Evet. Hep birlikte nasıl senkronize oluyorsunuz? İyiyiz çünkü. Senkronize evet değiliz bu arada. Değiliz bu arada. Çok senkronize bambaşka bir şey. Practice makes perfect. Bir de detay önemli olan şey. Yani mesela koreografiyi alırken bence her detaya herkes aynı oranda dikkat ederse ve bunu uygularsa zaten direkt aynı şeyi öğrenmiş oluyorsun. Biraz aynı ortamda olmak istedim. Mesela biz Nisu ile aynı stüdyoda dans ediyoruz ya. Nisu bak şu. 5, 6, 7, 8. Nisu bak şu. Bunun gibi bir şey. Ne kadar çok zaman geçirirseniz, ne kadar aynı ortamda dans ederseniz vücutlar birbirine benziyor zaten. Ama böyle hardcore, böyle advanced bir koreografi de bizde çok senkron olduğumuzu düşünmüyorum şahsen. Daha bizim de çok yolumuz var. Dans senin için neyi ifade ediyor? Bir de buna şeyi de ekleyeyim. Dans ederken neler hissediyorsun? Çok simple bir şey söyleyebilir miyim? Bence çok simple ve çok yeterli. Dans etmeyi seviyorum. Danstan kazanç sağlıyoruz. Sağlıyorum. Bu güzel bir şey. Nasıl bu kadar ilham verici bir hoca olabiliyoruz? İlham? Bilmiyorum. İlham verebiliyorsam ne mutlu. Evet. Böyle bunlar çok büyük şeyler bu arada. İlham almak birine. Teşekkür ederim. Sadece yapmam gerektiği şeylere karar verip yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Önümde. Üniversite hayatında ders olarak çektiğin sıkıntılar oldu mu demiş. Oldu ya. Üniversitede çok zor derslerimiz oluyor. Bazılarına 10 gün çalışmak gerekiyor yani. Çünkü şu kadar finallere mesela abartısız şu kadar kitapları bilmemiz gerekiyor. Ama ne kolay ki hayatta. Öyle. Ne kolay ki. Ben miyim bir üniversite okuyan? O kadar insan yapıyor. Ağlamaya gerek yok arkadaşlar. Herkes okuyor bu hayatta. Yapabilirsiniz. Abartmayın. DF'de eğitmen olana kadar ki süreç. 2014 yılında dans fabrikaya başladım. Anlattım zaten en başında. Ara ara dans fabrikaya gittim. Mezun olduğum zaman, üniversiteyi kazandığım zaman kampa gittim. Fair Play dans kampına. Polonya'da bu arada. Ağustos'ta oluyor. Gidebilirsiniz, çok iyi bir kamp. Ondan sonra döndüğüm zaman dans fabrikadaki derslere sürekli girmeye başladım. Ömer Hoca'nın 3-4 dersi vardı. Beginner, Beginner Plus, Intermediate ve Advanced. Dördüne de kayıt oldum. Her gün girmeye başladım. Sonra Ömer Hoca bir süre sonra bunu fark etti.
kötü diye düşünüyorum. Onun bakış açısından çok konuşmak istemem ama öyle söyleyeyim şimdilik. Asistan oldum. Bir sene boyunca da daha sonrasında Ömer Hoca'nın asistanlığını yaptım. Bütün sınıf, advance hariç bütün sınıflarına yeni, yani bütün sınıflarına giriyorduk da derslerine. 3 sınıfı yardımcı oluyordum. Ondan sonra yazın Amerika'ya gittim 3 ay. Millennium Dance Certificate Program diye bir program vardı. Onu katıldım, tamamladım. Josh Taiwan Williams'la Hip Hop 101 derslerimi yaptım. Ondan sonra sertifikayı alıp ülkeye döndüğüm zaman ilk eğitmenliğime başladım. Bu arada çok zor ve iddialı bir karar Dans Fabrika ve Ömer Hoca için. Bunun için çok minnettarlık duyuyorum. Çünkü toyum, yani bunu üstünü şey yapacak bir şey yok, toyum. Ama en uzun yollar da bir adımla başlar. O yüzden buna başladım. İyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Önümde uzun yollar var. Ama bu risk içinde daima bir minnettarlık var Dans Fabrika'ya, Ömer Hoca'ya ve Tıslı Hoca'ya karşı. Umarım her şey güzel olur gelecekte de. Yeteneğini kim keşfetti demiş? Ömer Hoca. Ondan önce kimse bunu sevmiyor. Dans isteğini de yani. Dans isteğimi Step Up diye bir dizi izleyerek keşfettim. Oradaki başrol oyuncusu olmak istiyordum. Yeni proje var mı demiş. İstiyorsanız yazın. Bu arada Nisu'yla bir projemiz var. For real yani. Üstüne çalışıyoruz ama biz çok yükseldik. Ve çok zor bence. Evet. Nisu, anything you wanna say? Well, bence çok iyiydi. Ben de konuştum, mükemmeldi. Bence bunu böyle yapmalıyız. Bence de böyle soru cevap yapmalıyız. O zaman görüşürüz. Şimdi evet, bitiriyorum. Elimizi kapatarak. O zaman gel. Buradan elimi kapatarak bitireyim.